Merhaba arkadaşlar, şimdiki durağımız Arıburnu Yarları ve Yüksek Sırt'ın olduğu bölge. Şimdi size Çanakkale Savaşları'nda bu bölgenin önemini anlatacağım. Arıburnu Yarları ve Yüksek Sırt. Arazinin yapısı itibariyle Anzak askerleri bu bölgeye Sphinx adını vermişlerdir. Arıburnu 25 Nisan 6 Ağustos 1915 tarihindeki çarpışmaları kapsayan cephedir. Toplam mevcudu 75 bini bulan kuvvetler, Settülbahir sahillerindeki dar kumsallara çıkartılması olanaksız olduğundan General Hamilton Anzak kolortusu için bir başka çıkarma sahili aramıştır. Bu sahil Kabatepe'nin hemen kuzeyinden başlayan kumsal olarak belirlenmiştir. Anzak kolordusunun asıl amacı asıl çıkarma bölgesinin daha kuzeyine çıkartılarak ileri harekata geçecek ve Settülbahir cephesini savunan Osmanlı kuvvetlerinin geri hatlarını sarmak olacaktır. Çıkarma planı olabildiğince fazla örtü kuvvetinin karaya atılması ve çok hızlı bir şekilde bu kuvvetin takviye edilmesini hedeflemektedir. 4000 kişilik bu kuvvetin karaya atılması 3 kademede planlanmıştır. İlk adımda 1500 kişilik bölüm, ardından da 1250'şer kişilik 2 bölüm karaya çıkartılacaktır. Bu kademelendirme, eldeki çıkarma filikalarının kısıtlı sayıda askeri karaya taşımaya olanak vermesinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli kaynaklardan gelen istihbarata göre sahilin hemen gerisindeki sırtlarda Osmanlı savunması çok güçlü değildir. Bu istihbarata göre çıkarma öncesinde hazırlık ateşi açılması çok gerekli görülmemiştir ve yapılmamasına da karar verilmiştir. Örtü kuvveti Osmanlı'nın zayıf kuvvetlerini sahile hakim sırtlardan atarak hızlı bir şekilde bu sırtları işgal edecekler ve Osmanlı karşı taarruzlarını karşılayabilecek şekilde tahkim edeceklerdir. Çıkarmanın taktik hedefinin sağlanabilmesi için bu zorunludur. İlk çıkarma dalgası akıntı nedeniyle hedeften sapmış, planlanan yerin 1,5 kilometre kuzeyine yani Arıburnu sahiline, sonradan Anzak koyu olarak adlandırılan koya yanaşmış. Hata sahile yaklaşılırken fark edilmiş, daha kuzeye düşmemek için yapılan manevrada düzensizliğe yol açmış. Bölükler birbirine karışmış olarak sahile çıkmışlardı. Sahile yanaşan istimbotların uğultusu üzerine Osmanlı askerleri harekete geçmiş ve filikaları karaya yanaştıkları anda yoğun bir ateşle karşılaşmışlardır. Ancak atış için geciken mangalar karşı tarafın daha fazla kayıp vermemesine neden olmuşlardır. Anzaklar buradaki yoğun taarruzları ile tepeye çıkmayı başarmışlardır. Ayrıca sürekli takviye çıkartan Anzaklar Osmanlı'dan 10 kat daha fazla askeri karaya çıkarmışlardır. Tepedeki çatışmaların çetinliği ve Osmanlı'nın güçlü direnişi Anzakların ilerleyişini kırmış, kilitlemiştir. 25 Nisan 1915 günü Arıburnu cephesinde karaya çıkan Anzak birliklerini 27. Piyade Alayı ile birlikte karşılayan ve durdurmayı başaran, bu cephedeki muhteşem zaferimizin yaratıcısı olan kahraman alaylarımızdan 57. Piyade Alayı'nın şehit komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey, Arıburnu'nun kahraman komutanıdır.